اَنَّ الْحَسَدَ حَسَدْ يُهَيِّجُ خَمْسَةِ اَشْيَا Beş şeyi körüklüyor. Yani haset tehlikeli dedi ya, bu tehlikenin mantığını bize anlatıyor şimdi. Beş şeyi körüklüyor. اَحَدُهَا Birincisi اِفْسَادُ الطَّاعَاتِ Taat, ta kitabın başından beri hep kullanıyor, ibadetler demek. İbadetleri, Allah için yapılmış şeyleri ifsad ediyor. İfsad ne ediyoruz? Bozmaya. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela kadın hamur yapıyor, kek yapacak. Bu kekin işte mayalanıp şişmesi lazım. Hazırlıyor, koyuyor fırına, bakıyor ki yaptığı gibi bir santimde kalmış. İfsad oldu diyoruz. Mesela yemeğe 10 gram tuz katılacaktı. Elinden tuzluk düştü, 200 gram tuz katıldı. Yemek ifsad oldu diyoruz. Yani kullanım dışı kaldı. İbadette nasıl ifsad oluyor? Mesela namaz kılanın abdesti bozuldu namaz kılarken. Ne oldu? Namazı ifsad etti abdest diyoruz. Mesela kadın setre avretle namaz kılması lazım. Diyelim ki üzerindeki şalı düştü, başı açıktı, secdeden kalktı, şalı da üstünde yoktu. Bir rükün olan secde rüknünü başı açık namaz kıldı. Namaz fasit oldu, ifsad oldu diyoruz. İfsad bu demek. İfsadü taat, kulun yapıp biriktirdiği namaz, oruç, sevap, Kur'an okuyor, hasenat yapıyor, anasını ziyaret etti, babası hacca gitti, umreye gitti. Sevap, Uhud dağı kadar birikti. Haset geldi, bir fare gibi alttan kemirdi, bu kadar olan dağ inmeye başlıyor. Haset aşağıdan yiyor. O kalbinden o daireyi onlar niye aldı ki? Ben daha tefsir almadan onlar ikinci tefsir aldılar. Talebe mesela haset ediyor. Fare alttan kemiriyor ki Uhud dağı kadardı sevabı. İniyor. Onun haberi yok ama. Kıyamet günü gidiyor herhalde Hazreti Ebu Bekir'den sonra beni çağırırlar burada. Bu daha kim olacak benden başka? Ebu Bekir'lik falan bırak sen ne arıyorsun burada diyor melekler. Bizim sevaplar nerede? Onları haset bitirmişti. Ben adama bir şey yapmadım. Bir şey yapman gerekmiyordu ki, Allah'a yaptın yapacağını. Ona o nimeti Allah verdi. Sana vermediği zekayı ona Allah verdi. Senin edinemeyeceğin kitapları Allah ona ihsan etti. Sen kıskanırken onu Allah ona niye verdi demek istedin. Bana da ver ya Rabbi desen nimet olacaktı. Belki duan kabul olacaktı. Sen 3 kere okuyup anlamadığını o 1 kere okuyarak anlıyor. Sen bunu bir düşmanlık sebebi yaptın. Ben onu vurmadım, dövmedim. Elbette dövmedin. Zaten dövsen mahkemelik olurdun, hapiste olurdun sen. Sen Allahu Teala'nın veren, ihsan eden Allah'ın karşısına dikildin fark etmeden. O da ne yaptı? Sevapları indirdi. Sen Hazreti Ebu Bekir'den sonraki ilk zannediyordun kendini, sıfırlıklar arasındaymışsın fark etmeden. Haset böyle bir bela. Bu daha çok alimlerde ilim hasedi olur. Kadınlarda güzellik hasedi olur. Kocalarını kıskanırlar. Nişanlılarını kıskanırlar. Gençlerde yakışıklılık hasedi olur. Zenginlerde mal hasedi olur. O niye o arabayı aldı? O niye o fabrikaya? Şeytan herkese bir kulp takacak kadar zengindir. Herkese bir kulp bulur şeytan. Bir tek peygamberlere yapamaz bunu. Niye? Masumdurlar. Allah onları koruma altındadır. 5 kaynaktan körüklüyor şeytan bunu. 5 problem çıkarıyor. Bu birincisi ifsadü taat dedik. Taattan girdik meseleye. Taatlerimizi, sevaplarımızı ifsad. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-hasedü haset ye'külül hasenâti. Hasenatı nedir hasenat? Birikmiş sevaplar. Ye'külül hasenâti ekele ye'külü eklen yemek. Mecazi bir ifade bu. Hasenatı yer. Kemâ te'külün nârul hatab. Ateşin odunu yediği gibi. Odun ateşe temas ettiği an büyük bir odun da olsa bir saat sonra külü kalıyor. Senin sevapların da hasede temas ettiği an bir saat sonra, hatta bir dakika sonra, Allah için saate gerek yok, kül kalıyor. Ve sani, ikincisi, fi'lül ma'asi ve şurur. İnsanı ma'asiyet ve şer işler yapmaya sevk eder. Alâ mâ kâle vehmubnül münebbih rahimahullah. Bu
Bu Vehb ibn-i Münebbih'i ara sıra zikredecek. Bundan sonra birkaç yerde daha geçiyor. Tabiinin büyüklerinden, hicretin 124 yılında, 124. yılında vefat etmiş bir Allah dostudur. Hem hadis ilminde hem de zühdle ilgili pek çok bilgiler bundan nakli. Kale Vehb ibn-i Münebbih rahimeullahu teala lil hasidi, haset eden için selasu alamat, üç işaret vardır. Yetemelleku iza şehide, el mahsude demek. Haset ettiği kimseyi görünce yağcılık yapmaya başlar. Temelleka yetemelleku, yağcılık diyoruz ya biz. Yağ yakıyor adama. Yağ satmak demek değil. Yağcılık. Arapçası temelleka yetemelleku. Abi nasılsın, ne var ne yok, çok iyisin, seni çok seviyorum. Bu yağcılık ifade. Kedinin mama almak için kıvranıp durduğu gibi. Ve yagtabu izâ gâbe, arkadan gıybet yapar. Ve yeşmutu bil musibeti, ve bela geldiği zaman mutlu olur. Hasetçi Vehb ibn-i Münebbih'in işareti çok önemli. Üç şey hasetçide görülür. Birincisi, yüzüne yağ yakar. Argandan gıybetini yapar. Başına bir bela gelirse içinden mutlu olur. Senin arabanı kıskanıyordu mesela. Aa, yakışmış sana bu araba. Hayırlı olsun abi. Yağ yakıyor. Arkasından da hak etmediği arabaya biniyor der. Sonra arabayla kaza yaptın mı belasını buldu der. Hasetçi budur. Böyle tarif ediyor Vehb ibn-i Münebbih. Kultu ve hasbuke, sana yeter ennallâhe teâlâ emrana, yani Gazali diyor ki, kultu, Gazali'nin sözü. Diyorum ki ben, hasbuke ve hasbuke, sana yeter. Başka bir nasihate gerek yok. Ennallahu Teala, Allahu Teala emrana, bize emrediyor. Bil isti'adeti min şerril hasidi. Haset edenden Allah'a sığınmamızı emrediyor bize. Demek ki şeytan gibi bir bela bu. Kale ve min şerri hasidin izâ haset. Haset yaptığı zaman hasetçinin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Kema emara bil isti'azeti min şerri şeytanirracim ve sahiri. Mel'un, şeytanın şerrinden ve sihirbazın şerrinden ona sığınmamızı emrettiği gibi hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınmamızı emrediyor. Onun için dersinde çok iyi olan talebeler, kitap okuyan, kitap yazan alimler Felak ve Nas suresini okuyup avuçlarını üfleyip sonra da vücutlarının her tarafına böyle elleriyle krem sürer gibi sürüp yatmalıdırlar. Kalkmalıdırlar. Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Çünkü Allahu Teala hasetten bana sığının buyuruyor. Allah'a sığınmadıkça kimsenin gözünden ve gönlünden kurtaramaz. Güzel kızlar, yakışıklı delikanlılar, genç yaşta hafızlar bilhassa hem nazardan hem hasetten Allah'a sığınmalıdırlar. Şeytandan Allah'a sığının dediği gibi Allah, hasetçi de وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا haset. Hasetçi haset yaptığı zaman bir beladır. Bunu sen anlayana kadar elindeki nimet gider zaten.